başkanım Aysiyat başkan olarak size şunu sormak istiyorum Sayın Mahmut Bey. Ukrayna Büyükelçisini Çal'a getirdikten sonra bir Aysiyat başkanı olarak tıp ve aromatik bitkilerde olsun, orada şarapçılık var, orada değişik üretimler var, çalkarası var. Bu konularda neler yapabiliriz sorusuna şöyle bir arayış oldu mu? Tabii. Şimdi aslında bizim biliyorsunuz 19 farklı ilçemiz var. Her ilçemizin farklı özelliği var. Çünkü burası Selçuklu topraklarından itibaren çok büyük bir kültüre sahip. Ve o kültürü halen devam ettiriyoruz. Biz Sayın Büyükelçimize onu da ifade etmiştim. Özellikle Çal'a götürmek istedim. Çünkü baktığınız zaman özellikle şarapçılıkta ve bağcılıkta Türkiye'nin %70'ini Çal bölgesi karşılıyor. Bunu kim biliyor? Hiç kimse. Bugün Şirince'ye gidiyorsunuz. Orada size işte şarap ikram ediyorlar. Zannediyor ki insanlar oradaki şaraplar Şirince'den. Hayır, oradaki şaraplar Çal'dan. Evet. Bugün bu ülkenin %70'ini Çal bölgesi karşılıyor. Peki ben de mesela Sayın Belediye Başkanımızı aradığımda onu söyledim. Bizim tanıtmamız lazım. İnanılmaz bir potansiyel. Bakın Çal'daki şarap fabrikalarının devlete vermiş olduğu vergiye bakarsanız bu ülkeye ne kadar katma değer sağladıklarını görebilirsiniz. Bu nedenle Sayın Büyükelçi de bizi kırmadı ve özellikle hem Kazakistan'da hem de Ukrayna'da tarıma dönük inanılmaz yatırımlar var. Ve biz de istedik ki ilçede bu kadar büyük potansiyele sahip, bu kadar büyük hayal gücüne sahip iş adamları var. Bu iş adamlarıyla buluşturalım. Çünkü gerçekten yaptıkları işi çok profesyonel yapıyorlar. Bakın bugün bir şarabı tadarlarken bile içine çöp kaçıp kaçmadığını bile biliyorlar. Yani o kadar işin içindeler. Sayın Belediye Başkanımız da ön ayak oldu. Sayın Fethi Akçan ve şarap fabrikası sahipleri ve bağcılıkla uğraşan işletmelerimiz buluşturduk onları. Onlar özellikle Ukrayna'ya yatırım yapmak istediklerini, mallarını satmak istediklerini ama işte gümrük vergilerinin çok olduğunu, bu konuda kendilerine destek olunmasını istediler. Gerçekten Çal'daki işletmelerimizle Sayın Büyükelçi'ye hazırlanmışlar. Yani onların karşısında nasıl konuşacaklarını, neleri tespit etmeleri gerektiğini çok doğru tespit etmişler. Ve çok güzel bir görüşme oldu. Hatta Sayın Büyükelçi onlara bu bağcılığı Ukrayna'da yapabileceklerini, orada arazi tahsis edebileceklerini ve bu konuyla alakalı çalışma yapabileceklerini söylemişlerdi. Biliyorsunuz Türkiye'de bazı işte özellikle bu tür şeylere baktığınız zaman biraz fiyatları yüksek. Alacağınız işte bir bağın veya işte bir tarlanın fiyatı çok yüksek. Orada daha uygun, devlet destekli, işte vergi muafiyeti olan ve birçok muafiyetleri içeren şeyleri Ukrayna'da yapabileceklerini söyledi. Bayramdan sonra da zaten siz de biliyorsunuz Sayın Belediye Başkanımızın önderliğinde Sayın Ukrayna Büyükelçimizle randevuları var. Ve Ankara'ya gidecekler ve Ankara'da çok güzel bir toplantı gerçekleştirecekler bu konuyla alakalı. Ve ondan sonraki süreçte Türkiye-Ukrayna arasında nasıl bir yatırım yapabileceklerini, neler yapabileceklerini, hangi devlet teşviğiyle bunları yapabileceklerini görecekler. Peki, biz de bundan çok memnunuz. Peki Sayın Başkanım, Sayın Mahmut Çatlık, Ege Yön Haber olarak biz de medya sponsoru ve işbirliği olarak Ukrayna'yı şöyle ele aldığımızda bu yatırımları ve Aysat'la işbirliği yaparak Çal'dan Ukrayna'ya bir ticaret yolu oluşturmak istersek birlikte ve bunların tanıtımı ile ilgili ve bunların hem Çal bölgesi hem de Ukrayna bölgesi olarak birlikte neler yapabiliriz? Şimdi aslında tabii bizim PR'a da ihtiyacımız var biliyorsunuz. Yani yapmış olduğumuz işleri tanıtmak, yapmış olduğumuz mücadeleyi insanlara göstermek bizim için çok önemli şeyler. Bugün baktığınız zaman hem Kazakistan Büyükelçimiz hem de Ukrayna Büyükelçimiz Denizli'ye gelip gittikten sonra ben inanılmaz telefonlar aldım. Evet. Ve o kadar çok mutlu oldum ki yani. Daha fazla tabii belki de bizi duymayan, oralarda yatırım yapmak isteyen işletmecilerimiz var. Sizler sayesinde de duyuramadığımız kişilere, gidemediklerimize de ulaşmış olacağız. Bu bizim için en önemli şeylerden bir tanesi. Sayın Başkanım, şimdi İngiltere'de, tabii siz eğitimcisiniz aynı zamanda. Her gün okullarda bir kibrit kutusu büyüklüğünden üzüm verilir öğrencilere diyebiliriz. Doğru mudur? Ve
Hatta Ege'den bir firma bunu yapıyor. Ben o firmayı yerinde de gittim gördüm. Evet. Gönderdikleri üzümleri de gördüm. Neden biz Çalkarası'nı küçük poşetler içinde Kazakistan'a, Ukrayna'ya ve oradaki mesela okul yetkililerine satamıyoruz? Şimdi, satabilir miyiz? Tabii. Ya her şey olabilir. Her şey olabilir. Evet. Yani şu anda Ukrayna ile olsun, yani Avrasya bölgesindeki tüm ülkelerle olsun, biliyorsunuz ticari ilişkilerimiz inanılmaz gelişiyor. Geçmişte tabii bazı hatalar yapılmış ama her şey olabilir. Her ya şey bunu, size bağlı. Bunu şu için soruyorum Sayın Başkanım. Bölgemizde 260 bin dekar Çalkarası vardı. Evet. Ve neden o bağlar sökülsün? Daha 300 bin dekar olsun. Önemli olan şarap olduğu kadar kuru üzümü de satabilirsek ve bunu teşvik edersek bu bölgede de bağcılık gelişmeli. Yani Ukrayna'da bağ dikelim diyoruz ya. Bu bölgenin bağlarında Aysiyat'la birlikte Çal Belediyesi Sayın Fethi Akçam'la evet. birlikte ya yabancı yatırımcı da getirebilirsiniz. Yani evet. şimdi baktığınız zaman bu sizin hayal gücünüze bağlı. Evet. Yani siz ne kadar hayal edebiliyorsanız o kadar başarılı olursunuz. Zaten biz sadece ne yapıyoruz? İşletmelerimizle büyükelçileri bir araya getiriyoruz ki ama artık bundan sonra topu işletmecilerimize atıyoruz. Çünkü herkes kendi işini biliyor. Şimdi baktığınız zaman inşallah bayramdan sonraki toplantıda, Ankara'da gerçekleştirilecek toplantıda değerli işletmecilerimiz bugüne kadar düşündüklerini, orada yapmak istediklerini Sayın Büyükelçiliğe beyan edeceklerdir diye düşünüyorum. İşte ben doğru bir ondan şekilde. Sonrasına devam ettirelim diyorum. Yine Aysiyat olarak, Ege'nin olarak biz bu projeyi tabii. ondan sonrasına devam ettirelim. Ve devam ettirirsek sonuç alabiliriz diye düşünüyorum. Ya tabii ki mutlaka yani şu anda çok fazla yatırım isteyen arkadaşımız var. Her şey olabilir. Yani biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yararına olacak, işletmecilerin yararına olacak, Denizli'nin yararına olacak her şeyde varız. Evet. Korkusuzca varız yani. O konuda yani Aysiyat'ın öncülüğünde bir tanıtım gerçekleştirirsek tabii. Sayın Başkanım, Çal'dan Ukrayna'ya, Çal'dan Ukrayna'ya gider, Çalkarası gider, evet. Kekik gider. Lavanta gidiyor, yani değişik. Ya her şey gidebilir, her şey gidebilir. Yani biz çocukluğumuzdan beri ülkemizin tarım ülkesi olduğu konusunda eğitilmedik mi? Evet. Biz öze dönmemiz gerektiğini düşünüyoruz. Geçmişimize ve bildiğimiz DNA'lara dönmemiz gerektiğini düşünüyoruz. Biz hep ne diyoruz? Üretim. Ama üretimi kim yapmak lazım? Kendimiz yapmamız lazım. Şimdi bugün bana öğrencilerim soruyor, niye dolar çok yüksek? Şimdi neden doların yüksek olduğunu çocuğa nasıl anlatacaksınız? Siz üretmezseniz, dışarıdan aldığınız, halen sattığınızdan fazlaysa doların düşük olmasını bekleyebilir misiniz? Bekleyemezsiniz. Üretmek zorundasınız. İster tarım, ister sanayi, ister başka bir sektör. Üretmediğiniz sürece, mücadele etmediğiniz sürece olmaz. Üreteceksiniz, iyi insanlar yetiştireceksiniz, bilimsel anlamda geliştireceksiniz, kültürel anlamda geliştireceksiniz... Ama asla Türk milletinin özünden ayrılmayacaksınız. Çekirdek aile yapınızdan ayrılmayacaksınız. Örf ve adetlerinizden ayrılmayacaksınız. Bunlar bizi birbirine bağlayan büyük bir zincir. Bunlara kopmazsak zaten dışarıdan gelen insanlar bizim ne kadar potansiyelli, ne kadar iyi olduğumuzu görüyorlar. Biz elimizden geldiği kadar denizi en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyoruz. Etmeye de devam edeceğiz. Mesela bundan sonraki süreçte de farklı çalışmalarımız var. Şu anda mesela iki tane büyükelçilik randevu talep ediyor bizden. Hangi ülkelerin? Macaristan ve Moldova. Moldova. Yani Aysiyat'ın böyle bir kimliği oldu. Tabii ki biz kendi üyelerimize birçok etkinlik yapıyoruz ama burada kaldığımız sürece ilimize de maksimum verimliliği sağlamak için mücadele edeceğiz. Ben bu konuda mesela Sayın Ticaret Odası Başkanımız özellikle Ukrayna Büyükelçisi geldiğinde bize çok büyük desteklerde bulunmuştu. Sanayi Odamız Başkanı'yla da görüştüm. Kendisi de mesela her zaman bize destek olacağını söyledi. Çok teşekkür ediyorum kendisine. Ben bundan sonraki süreçte sadece ben yaptım ya da sadece Aysiyat değil. Yani ben bunu sahiplenmeyebilirim. Yani hep herkesle beraber yapabilirim. Çünkü bizde bir kıskançlık yok. Biz niye getiriyoruz o insanları? Denizli'nin potansiyelini görsünler diye. Ama bu arada sorunlar da ortaya çıkıyor zaten. Evet. Bakın bir büyükelçiyi getiremiyorsunuz. Yani ancak rica ediyorsunuz ya çünkü uçak yok, hiçbir şey yok, ulaşım yok.
Ama bu artık pandemi döneminde... Yok, normalde de böyle zaten biliyorsunuz. Mesela böyle. Bir Ankara'dan bir uçağımız yok bizim. Ya yani bir ulaşım sıkıntımız var. Bugün mesela turistleri nasıl getiriyorsunuz diye çok güzel bir soru sordu yani Ukrayna Büyükelçisi. E nasıl getiriyoruz? Antalya'ya havalimanına iniyorlar. Oradan 2,5-3 saatte buraya geliyorlar. Bir gün Pamukkale'ye geziyorlar. Ondan sonra da sabah saat 5'te gidiyorlar. Olay bitiyor. Olay bitiyor. Evet. E şimdi onun içinde denizde ne sağlık turizminde kesinlikle yok. Kesinlikle. Yok yani ismi. Fizik tedavi rehabilitasyon hastanesi yapılıyor biliyorsunuz Karayit'e. Bununla alakalı platform olarak da bir mektup yazıldı. Mektubumuz Sayın Rektörümüze ulaştırıldı. Fizik tedavinin mutlaka oradaki işletmecilerden de bilgi alınarak doğru bir tespit edilerek doğru şekilde işletmesi gerektiğini düşünüyoruz biz de. Çok önemli bizim için sağlık turizmi açısından. Evet. Bakın bugün Afyon'da ne var? Ama herkes Afyon'a gidiyor sıcak su diye. Ama asıl kaynağı neresi? Burası. Burası. Evet. Ama değerlendiremiyoruz. Ama değerlendirmek için Asyatör yola çıktık diyorsunuz. Biz Denizli için elimizden gelen her türlü şeyi yapacağız. En önemli istediğim şeylerden bir tanesi de mesela Kıbrıs. Biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanımız Ersin Tatar. Evet. Kendisine hem hayırlı olsun ziyaretine gideceğiz. Bir randevu talep ettik. Randevumuz kabul edildi. İnşallah bayramdan sonra yaklaşık 30 kişilik bir heyetle Kıbrıs'a gideceğiz. Kıbrıs'taki iş adamlarıyla Denizli iş adamlarını buluşturacağız. Aynı zamanda Sayın Cumhurbaşkanımızla Denizliler olarak bir akşam yemeği yiyeceğiz. Peki o ekipte Egeon TV ve Egeon Haber ekibi olacak mı Sayın Başkanım? Yani gençler soruyor oradan bana da. Biz var mıyız diye. Başımızın üstüne. Evet, hiçbir sıkıntı yok. Evet varız. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Demek ki bu saatten sonra Asyat'ta bütün gezilerde Denizli ile ilgili, Ege ile ilgili bütün çalışmalar birlikteyiz. Başımızın Başkanım üstüne. Çok teşekkür ederiz. Ben çok teşekkür ediyorum. Bize vakit ayırdığınız için. Çok sağ olun. Biz çok teşekkür ederiz.